Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Valla bir iki video çekesim var ama ikisini düşürüp bire düşürüp net konuşasım var. O yüzden bence bire düşüreyim. Kısa kısa hepsinden bahsedelim. 1- Fenerbahçe'de kaleye 3 aday diyor. Berk Özer gitti. Yedek kaleci araçları sürüyor. Gündemde Ertuğrul Taşkıran, Gökhan Akkan, Tarık Çetin var diyor. Ben sadece şunu söyleyeyim. Gündemde Ertuğrul Taşkıran ve Tarık Çetin var. Bunu da söylemiş oldum. Oyuncular için araştırmalar yapılıyor. Konuşmalar, görüşmeler gerçekleştiriliyor. Türkçesi şu. Oyuncular için e, takas konusunda anlaşılmaya çalışılıyor. Ya da e, bon servisleri futbolcuların kendileri çözmeye çalışıyor. Fenerbahçe'ye 4 müjdeli haber. 4 futbolcudan müjdeli haber desek daha doğru olur sanki. Çünkü sakatlıkları nedeniyle kampta yoklar biliyorsunuz. Crespo 1, Gustavo 2, Serdar Aziz 3, Mert Hakan Yandaş 4. Bunlardan sevindirici haber geldi diyor. Şu an Fenerbahçe taraftarının %90'ı Gustavo'dan gelecek sevinçli haberin ayrılma olarak lanse edilmesini bekliyor. Yani ayrılmayı sevinçli haber olarak kabul ediyorlar ama durum buymuş. Bu 4 futbolcu da Kiev maçıyla dönüyorlar diyor. Yapılan detaylı kontrollerin ardından sakatlıklarıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. 4 futbolcu da Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Dinamo Kiev maçında oynayabilirler diyor. Tabii ki de ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme bulunan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor. Şu an Fenerbahçe'deki belki de en şanssız isimlerden birisi Nazım Sangare diyebiliriz. şimdi Jesus'tan Berisha raporu diye bir haberim var. Burada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Avrupa Kupalarına ilgili de görüşü var arkadaşlar. Avrupa'yı hedef olarak koydu. Oyun sistemi de ortaya çıktı diyor. Şu ana kadar 3 transfer yapıldı. Lincoln, Buruma, Emre Mor. Şunu söyleyeyim. Bu 3 transfer Fenerbahçe taraftarının belki de %99'u tarafından yeterli bulunmuyor. Bunu ankete sunmanın bile abesteştiği hali olduğunu düşünüyorum. Feher var. Maçı var. Ben video çektiğim saatlerde henüz bu maç oynanmamış olduğu için konuşuyorum. Daha önce çarşamba oynanacak denen maç Salı'ya alındı. TRT Spor'dan denen maç CS Sport'a alındı. Yani tuhaf tuhaf şekil şükürlü işler gerçekleşiyor. Jesus'un ağır idman temposu var arkadaşlar. Yani e, yaptığı şeylerde çok tespitlere ulaştı. Yaptığı idmanlar sonucunda bir tespite ulaştı. Kadro kalitesi teknik, taktik, yetenek e, takımın kapasitesi iyi seviyede diye. Tabii fiziksel gücü aynı oranda etkili değil diyor. Fiziksel gücü beğenmemiş. Ağır idman temposu var. Partizan maçınlarından futbolcular yaptıkları açıklamalarda da bunun altına çizdi. Fenerbahçe'de Avrupa seviyesi istiyor demiş. Birçok kardeşim transfer için bana şu soruyu soruyorlar. Hocam sence transfersizlikle bu işler olur mu? Ben de şu cevabı veriyorum. Ya Avrupa'daki birçok takımın futbolcusunu Fenerbahçe'ye getirin hiçbir şey yapamaz. Sizler de çöplersiniz belki ben de çöplerim. Ama mesela Slavia yaparak Slavia Prak'ın nesi hoşunuza gitti? Fizik kondisyonu değil mi? Yani teşbih hata almasın tazı gibi bir forvete koşuyorlar bir defansa koşuyorlar. Fenerbahçe bu seviyede bir fizik kondisyona sahip olsa birçok futbolcuyu beğenirsiniz. Bakın kaleciye baskı yapan bir Fenerbahçe. Ön alan baskısı yapan bir Fenerbahçe değil mi sistem olarak? Yani bu var. Hocam niye büyük takımlarla maç yapmıyoruz? Hull City hazırlık maçın var senin. Ya şöyle düşünün. Sezon öncesi büyük takımlarla hazırlık maçı yerine sen büyük takımlarla resmi maç yapacaksın. İlla büyük takımlarla hazırlık maçına da gerek yok. Ha hocam sen Dinamo Kiev ile Hull City'yi bir mi tutuyorsun? Belki Hull City'nin durumu daha iyi. Ben şunu tutuyorum. Hull City ile maç yapacaksın Kiev maçı için belki de bir prova. Hal e, Dinamo Kiev ile iki maç yapacaksın. Belki bir sonraki e, oynayacağın rakip için bir prova. Ondan sonraki takımla maç yaparken zaten Süper Lig için prova olacak. İşi e bir de bu boyuttan bakmak lazım diye düşünüyorum. Sakarya Atatürk Stadyumunda 10 Temmuz'da saat 20.30'da maçımız var Hal City ile. Berişa raporu. Şimdi hocam niye hala forvet almıyoruz? Ya Fenerbahçe acerici davranmıyor. Sebep ne biliyor musunuz? Özellikle sebebi söylüyorum. Berişan'ın patlama yapma ihtimali. Bakın bunu sosyal medyada duymuşsunuzdur. Bunu üyeler, bizim kanalın üyeleri çok çok önce duydu. Aboneleri de duydu. Ben gerek subliminal gerek açık açık söyledim de. Ya Berişan'ın kalitesi, idman performansı Jesus tarafından beğeniliyor. 24 yaşında. Bakın arkadaşlar illa aldığın topçu tutacak diye bir şey yok. Belki eldeki daha iyi tutacak. Şimdi geçtiğimiz sezon niye kötüydü? E, sistem uyumsuzluğu diyor. Bu adam bu sistemde oynayamaz diyor. Hocam şimdiki sistemde de oynayamaz. Bu adam yardımcı format falan filan. Yani onu da düşünüyor. Yani özellikle ve özellikle sistemsel sıkıntı diyor. Bak Red Bull e, RB Salzburg formasında attığı goller yani üst seviye bir futbolcu olmasını beklentileri içine sokmuştu. Ama Jesus'un öncelikli hedefi Berisha'yı Sisteme uygun hale getirmek. Birçok isim var arkadaşlar. Dikkat edin birçok isim var kadroda. Hocam biz boşver Berişay'ı. Biz paramız hiç mi yok? Arkadaşlar şu ana kadar Fenerbahçe transferi 10,5 milyon euro para harcadı. Acun Ilıcalı Allah razı olsun. Acun Ilıcalı HAL siteninin e, sahibi. Allah yar Seyyat Maneş ve Ozan Tufan için Fenerbahçe'yi 7,5 milyon euro ödediğini açıklamış. Bakın 7,5 milyon euro. Ancak 7,5 ile bitmemiş arkadaşlar. Bakın ben size yani birçok duyumcu arkadaşımız kendi duyumlarını aktarırken ben size belirtmiştim bu olayı. Şimdi daha net olarak anlayın diye söylüyorum. 7,5'a bitmedi bu iş. Allah yar için 4,5 bon servis ama sonraki satıştan %50 pay. Yani ne demek 20 milyon euroya satıldı. Onu Fenerbahçe'nin 4.5 da buradan 14.5'a satmış olacaksın. Bak bu çok karlı bir anlaşma. Keşke 3-5 futbolcuyu daha böyle satabilsek. Keşke. İkincisi Ozan Tufan. Ozan için de 3 milyon euro bonservis. Ancak Ozan için başka madde var. Yani Ozan için başka madde var. Ee, bunu da bir duyumcu söylemiş. Diyor ki Hal City playoff'a kaldı. Yani, yani lige çıkmak için playoff'a kaldı ya da lige çıktı. Fenerbahçe'ye bonus ödeyecek. Premier Lig'e çıktı diyelim. Bir bonus daha ödeyecek. Ya da hani playoff'a kalırsa bonus, lige çıktı bonus. Direkt Premier Lig'e çıktı yine bonus ödeyecek Fenerbahçe'ye. Artı Ozan satılırsa da %50'si yine Fenerbahçe'nin. Baktığınız zaman 7 milyon euroya alınan Ozan'dan maksimum verim elde ettik. Acun Ilıcalı sayesinde. Hocam Acun hülle mi yaptı? Arkadaşlar hülle bu değildir. Hülle şudur. Misal veriyorum. Muhammed Gümüşkaya'yı satarsın. 80 milyon euroya satarsın. Bu hülledir işte. Anlatabiliyor muyum? Bu şu ana kadar Rossi'ye 5.5, Lincoln'e 3, Buruma kiralık ücretsiz. Emre Mor'a 2 milyon euro verdik. Yani toplam 4 transfer yapmış gibi olduk. 4 transfere verdiğimiz para 10.5 milyon euro. Ozan Allah 7.5 keş elde ettik. Şu anda eksi 3.5 milyon eurodayız. Doğru muyum? Geçen sezondan arkadaşlar atıp tuttuklarına bakmayın işte Beriş şöyle alındı bu 5'e alındı bu 10'a alındı Fenerbahçe eksi de diye. Bonuslarla, cartlarla, curtlarla o şey kapatıldı bir nevi. Elif Elmas'tan falan para geldi etti. Daha doğrusu gelecek. Ee, o yüzden oraya çok takmayın. Geçen sene bittim. Bu sene şu an eksi 3'teyiz. Kabul müyüz? Kabul. Mesela Serdar Dursun forvet konusunda aklıma gelmişken Dünya Gazetesi 2021-22 sezonunda kulübe gol katkısıyla en çok para kazandıran futbolcuları analiz etmiş. Fenerbahçe'de 14 milyon TL kazandıran Serdar Dursun oldu bu isim diyor. Burası da okey. Bu kısımda da anlaştık değil mi arkadaşlar? Berişe olayını da anlattım. Hızlı hızlı geçiyorum. Anlaşılmazsa diye söyleyeceğim. Eee... Devrim Zengi demiş ki Fenerbahçe'nin şu anda en gerçekçi hedefi Charlotte ve Abubakar demiş. Charlotte konusunda hiçbir şey demem ama Abubakar gündemimizde yok, yok, yok. Yok. Bu iki oyuncudan birinin transfer edilebilecek seviyelerde tercih yapması gerekirse ben Abubakar derim demiş. Abubakar gündemde yok. Charlotte Ali Koç'un şahsi isteği. Bak ben kefilim. Bundan olur isteği. Ama Ali Koç Gidip de Jesus'a ben kefilim. Bundan olur bunu alalım demiyor. Diyor ki sadece bir öneri. içimde kalmasın diye. Hani mesela bir şey alacak olursunuz. Giyinirsiniz. Kabinde denersiniz. Ama başka bir şey de almak istersiniz. Onu da denersiniz ya. Bu da böyle bir şey gibi düşünün arkadaşlar. hani hiçbir tahta olmasın. Bu da böyle bir şey gibi düşünün. Peki hocam Jesus. E, Sherlock'a sıcak mı? O tam olarak değil. Yani Sherlock ya ben Jesus'un konuşmalarından düşünce yapısından anladığım kadarıyla söylüyorum Jesus istemiyor ya yani hani step ne diyeyim ya ben step ne diyeyim siz anlayın ne demek istediğimi araba kullanan arkadaşlar arabadan bilgisi olan arkadaşlarım step ne ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için yedek teker diyeyim yani araçta bulunur yedek teker olarak onu da söylemiş oldum. Ee, ha şunu söyleyeyim. Birçok futbolcuyla görüşüyoruz forvet konusunda. Birçok futbolcuya teklifimiz var. İşlerinden hemen hemen hepsinin şeyleri soğuk. Yani bize uzaklar. Bu arada Ekuban'a da teklif yaptığımız iddiası var arkadaşlar. Benim duyumum değil. Başka biri yazmış. Ben şunu söyleyeyim. Şörlot'u almak istersek hemen alırız. 5 dakika içerisinde kapını yaparız. 5 dakika içinde abartmıyorum. 5 dakika içinde kapını yaparız. Almak istersek. Hiçbir pürüz yok. Ama bekleyecek gibi duruyor. Bunu da konuştuk. Carlos Vinicius. Ben şunu söyleyeyim. Aynı şekilde bu Carlos Vinicius arkadaş içinde öyle duyumlar geliyor ki ben açıkçası inanmıyorum. Ama yine de aktarayım size. Bu arada mesela Fatih Can, Türk Ümraniye Sporlu oyuncu. Ama bizim altyapımızdan çıkan hepinizin de geçen sezon attığı gole şahit oldu. Hatta atacağı golü bilmiştim hatırlıyor musunuz? Demiştim içimden bir ses bugün Fatih Yiğitcan Türk gol atacak diyor. Çok ciddi böyle içimden his geçiyor şöyle böyle diye. Çocuk gitti gol attıydı. Ümraniye Spor'a biz bedelsiz olarak 5 Şubat'ta verdik. Öncelikle geri alma hakkı bizde. İnşallah bu çocuk burada coşar, uçar, kaçar. Müthiş bir grafiğe sahip olur. Daha 19 yaşında bilginiz olsun. E, diyelim 10 milyon euroya satılacak. 9 milyon 750 bin euro falan bizim kasamıza gelecek Öyle anlatayım size. Ne demek istediğimi anlayın. Yani bir örnek sadece benimkisi. Benimkisi sadece bir örnek. Bunu da söyledik. E, Vinicius için arkadaşlar dış basın yazmış. yani Onlar da yazmış. Fenerbahçe'ye transferi bitti. Hayırlı olsun şöyle böyle diye. Hatta PSV Eindhoven bir de forvet almış. Luke de Jong'u almış. Ee, bizim üye arkadaşlar da bana diyor hocam Luke de Jong aldıklarına göre kesin bizde diyebilir miyiz? Arkadaşlar hiçbir transfer için kesin bizde diyemiyorum. Abdülkerim Bardakçı en büyük örneği. Futbolcuyla anlaş, kulübüyle anlaş. Her şey tamam. Kesin bizdeydi yani. Kulüple futbolcuyla anlaş. Menajeri çıktı. Bırt. Devre arasında kişliyen konan hem futbolcuyla hem kulübüyle her konuda anlaştın. Her konuda anlaştın. Bırt. Geçen sene Hidema Şamurita uçak biletine kadar duyumları verilmedi mi? Verildi. Verildi. Hidema Şamurita'nın. Ama bırt. O yüzden ben e, temkinli yaklaşıyorum. Vedat Muriçi. Vedat Muriçi'nin de bittiğini söyleyenler var. Burada neyi kastediyorlar? Bitti derken. Anlamıyorum ama herhalde transfer manasında diyorlar. Vedat Türkiye'ye gelmek için çırpınan bir isim hepimizin isteyebileceği türden bir isim. Performansıyla yine yıldızlaşabilecek bir isim. Ama ben hani Vedat Mur için de step ne olduğunu düşünüyorum. Yani gele gele son anlarda gelebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Transfer market değeri 7 milyon euro. Şimdi mantık matematik süzgecinde gidiyorum. Yanlış anlamayın sadece matematiksel olarak söylüyorum. 7 milyon euroya kadar değeri düşmüş. Ya şu olmuş 28. İşte Beşiktaş ve getirdi. Açık söyleyeyim. Ücretsiz kiralasak Vedat'ı. 3-5'te alma opsiyonu koydursak. Atıyorum 5 milyon euro alma opsiyonu koydursak. Ve akrabalarından dolayı da Türk saydırabilsek tekrardan. Bak bunu yapabilsek. Ben ve daha çok sevinirim. Tam bizim aradığımız sürede pilot santra var. 1.94'lük yaş daha 28. Kosova milli takımının oyuncusu. 7 milyon euro piyasa değeri var. Ben bunu da söylemiş olayım. Hani olmaz demiyorum ama olur diye bir duyum da şu ana kadar bana gelmedi. Bilginiz olsun. Piatek Kiştofşoşk Piatek. Arkadaşlar bu arkadaşımız 12 milyon euro piyasa değerine sahip. Ee, şu an oynadığı kulüp Hertha Berlin da bu sene kiralık geçirdi. Şimdi Piatek ismi 12 milyon euro piyasa değeri var. 1.83 boyunda Bakın 1.83 yani çok uzun olmayan bir santrafor tipi. Tam ben benim isteyeceğim türde. Polonyalı 27 yaşında 1 Temmuz'da 27'ye girmiş. Yaşı da çok uygun. Peste ben bunu çok alıyordum. Geliştiriyordum ama bir yere kadar gelişiyordu. Sonra gelişmiyordu pis adam. Sonra satıyordum hemen. <laughs> %15 olasılık vermişler. Şöyle böyle falan filan. Bu adamlar, bu adam 35'i görmüş. Bon e, bonservis olarak 24'ü görmüş. Kariyerine şu ana kadar 64 milyon 210 bin euro harcanmış. Patlamış ama o seviyelerde çok tutunamamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Kariyerinde 290 maça çıkıp 104 gol 20 asist yapmış. 19 bin şey 19 98 dakika oynamış. Hani e, bir de bunu bir bölelim ya. 19 bin 98'i 90'a bölelim. 212 maç küsur 212 maçta 104 gol, 20 asist. Birçoğunu tatmin edebilecek bir futbolcu. iyi bir futbolcu. Şimdi futbolcuya lafım yok ama Gönül diyor ki ulan senin teknik direkt, senin başkanın gidip hani Şörlot'u bitiremiyor daha. Piatek sizin ne haddinize yani diyor. Öbür tarafında diyor ki yani ya olur. Yani Allah'tan ümit kesilmez diyor. Ben söyleyeyim. Bana gelen bir bilgi yok Piatek'le ilgili. Bunu da söyledik. Real Madrid tamam sıra Mariano Diaz'da diye haberimiz var. Diaz konusunda biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz gibi geliyor bazen. İspanyol medyası Madrid'in Mariano Diaz transferinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu yazdı. Her türlü kolaylık nedir? Ben sözleşmesini feshettim. Alın sizin olsun benim anladığım. İspanyol medyasına çıkan haberlere göre oyuncuyu kiralık ya da direkt olarak gönderebilip Hatta maaşını da bir bölümünü ödeyebiliriz demiş diyor. Asıl hedefi bonservisle göndermek diyor. 28 yaşındaki Forvet'in Real Madrid'de senelik maliyeti ve erkelerle birlikte 7,5 milyon euro. Net maaşı 3,6 milyon euro. Bir sene daha da sözleşmesi var diye. Vallahi Fenerbahçe taraftarına hayranım. Gerçekten hayranım. Söz konusu Vedat oldu muydu? Şey, Sherlock oldu muydu? Ölü o, ölü. Ölü. Tutunamıyor. Geberdi o. Ölü. Lan arkadaş Vedat oldu mu? Vedat ölü ölü. Lazio da öldü. Cenazesine gittik. Namazını kıldık biz onu. Ölü ölü. Mariano diyor çok iyi futbolcu. Alamayız ki. Lan bu adamın son 4 senede 3 senede oynadığı maç sayısı Vedat'ın bu sene çıktığı maç sayısı kadar değil. Bu adamın son 3 senede aldığı dakika Vedat'ınki kadar değil. Neyden bahsediyorsunuz ya? Ya bende mi sorun var? Sizde mi sorun var? Yani ben mi anlatamıyorum? Siz mi anlamıyorsunuz? Ben mi kötümserim? Siz mi iyimsersiniz? Benim için bir türlü atmıyor. Bak Vedat gelsin okey. Şörlot gelsin okey. Yani hepsini okey. Ama Mariano Diaz'ı benim için atmıyor. Haberde de diyor ki hani daha çok teklif bekliyor diyor. Aceleci davranmıyor diyor Diaz. Seveceği bir takım bulmaya çalışıyor. Getafe'de devrede falan. Ben beklemiyorum bu arkadaş. Hoşuma da gitmiyor. Gelelim en çok merak edilen konuya. Joshua King. King ile ilgili bilmiyorum. Benim bilgim belki yanlıştır. Siz de araştırabilirsiniz. King koyu bir Fenerbahçe taraftarı. Anası babası, kendi karısı, kızısı, oğlusu, ailece koyu Fenerbahçe taraftarı. Hadi lan oradan. İnan ki öyle. Babasının bir arkadaşı varmış. Koyu Fenerbahçeli. Ee, babasını Fenerbahçeli yapıyor. Alıştırıyor. Sonra diyorlar ki sadece babayla olmaz. Oğlu da Fenerli olsun. Harbi söylüyorum bak. iyice Fenerbahçeli oluyor. Bakın. Birçok kişi inanmıyor şu anda salladığımız şu Arkadaşlar sallamıyorum. İsterseniz yemin edeyim. Ya da internet araştırın. Belki de ben yanlış biliyorumdur. Mesela Xhaka var. Xhaka diye bir futbolcu var. Granit Xhaka. Çaka diye mi okunuyor? Bu da koyu Fenerbahçeli. Bu da koyu Fenerbahçeli. Bu Balkanlarda yetişen çocuk. Bu da iyi Fenerbahçeli. Ha. Bilginiz olsun. Bak yayınlanmayacaklar. İsviçre yazına bakmayın siz. Bu çocuk şeyde Kosova doğumlu mu ney? Orada e, Makedon mu? Kosova mı? O taraflarda doğuyor. Bu da iyi Fenerbahçeli ha. Yani benim bilgim dahilinde bunlar böyle. E, onu da söyledik. Başka neyi söyleyeceğiz arkadaşlar? Ha Joshua King. Fenerbahçe King'in menajeriyle masada diye bir haber var. Ben haberi geçtim hemen şey yapacağım. Şimdi önce şunu belirteyim. Joshua King az forvet değildir. Yardımcı forvettir. Diyelim ki King'i aldın. Önüne de Piatek'i aldın. İnanın hiçbir tepki almazsınız. Pozitif manada da Fenerbahçe taraftarının %90'ı 95'inden iyi tepki alırsınız. Önce onu söyleyeyim. İkincisi Watford'tan ayrılmış. Sözleşmesi boşa çıkmış. Menajerle Fenerbahçe İstanbul'da görüştü. Mesafe kat diyor. Şimdi Fenerbahçe'de bir sessizlik var farkındasınız değil mi? Çünkü kamp bitene kadar resmi şey yapılmayacak. Ee, ne derler ona? Hani şu gitsin bu gitsincilik yapılmayacak. Kamp bittikten sonra Fenerbahçe temasa geçti. İlk görüşme olumlu diyor. Transferin önü açık diyor. Geçen sezon Watford'da 32 lig maçında görev aldı. 5 gol 3 asist sergiledi. Norveç milli takımında 62 kez oynadı. 20 golü var Norveç milli takımı. Norveç, Charlotte, Norveç. Peki, forvete Charlotte, Onun, yani forvet arkasına ya da gizli forvete eee Joshua King geldi. Tepkiniz ne olur? Pozitif olur, değil mi? Benim pozitif olur. Açık söyleyeyim. Benim pozitif olur. Onu söyleyeyim. Şimdi adam Watford'dan sözleşmesini feshetti. Açık söyleyeyim. Bu adam net forvet değil ama belki de şu anda elimizdeki bütün forvetlerden iyi bir forvet. Hocam bunun da o kadar dakikası yok diyen arkadaşım vardı. Az önce bir tanesini gördüm sosyal medyada. Şey diyor ya bırak hocam diyor. Son 5 senede 35 dakika oynamış futbolcudan bahsediyorsun diyor. E, herhalde dedim karıştırıyor dedim. 8 mi? 8 milyon yıllık bir şey var. Piyasa değeri var. İyi bir Fenerbahçeli bak harbi söylüyorum. 30 yaşında. Bir de ben bakayım ya 2022-23'te. 21-22 sezonu. 2021-22'de 2294 dakika süre almış. 20 maçta forvet oynamış. 3 gol 2 asist. 6 maçta sol kanat oynamış. 2 gol 1 asist. Bakın sol kanat. İki maçta sağ kanat oynamış. Gol asist yok. Bir maçta forvet arkası oynamış. Yani baktığın zaman aslında bizim hani şu gizli forvet tanımına da uymuyor. Bu adam en baba istatistiği de yapmış. 33 maç 5 gol 3 asist. Bu arada bilginiz olsun Premier Lig'de atıyor bu golleri. Ya yani peste falan atmıyor. Ve Watford küme düşerken yani belki de Watford ile daha iyi bir takımda oynasaydı daha iyi bir istatistiği olacaktı. Eee Bunu da söyledik. Buraya da anlaşıldı. Burada anlaşıldı. Bu kısımda da bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Şimdi Rogon'un oyuncusu olması tek sorun. Valla ister Rogon'un oyuncusu olsun, ister İsrailli olsun, ister putperest olsun, isterse krem peynirine tapsın. İsterse krem peynirine tapsın. Günde 5 vakit krem peynirine tapıyorum desin. Umurumda değil. Gelsin, oynasın, şampiyon yapsın. Kim geliyorsa gelsin. Şimdi çift forvette oynar, tek forvette oynar. Şimdi zaten çift forvet oynayacaksak eğer 4-1-3-2 sisteminde oynayacaksak çok alternatifli bir isim. Çok fazla farklı mevkide donatabileceğim bir isim. Şimdi Volkan Demir bugün demiş ki Watford'dan ayrılan Norveçli oyuncu King'in menajeriyle İstanbul'da görüştüm. Mesafe kat edildi, pürüzler giderildi diye. Bu da tamam. Duyum kısmına geçeyim mi? Yok, duyum kısmına birazdan geçeceğim. Şimdi futbolcu kötü değil. İyi bir futbolcu kariyerinin çoğunda bu adam Premier Lig'de oynamış bir isimden bahsediyoruz. Şimdi bu adamı sen Charlotte'la birlikte çekersen yani Fenerbahçe inanılmaz bir havaya bürünür gibi geliyor bana. Hocam Charlotte çöp ya sen de taktın Charlotte'a dünyada başka forvet mi yok? Yok. Senin alabileceğin forvetler yok. Sen Belotti diyorsun. Adam A takımlara gitme peşinde. Fenerbahçe de A takım. Kandırmayın Fenerbahçelere. Fenerbahçe A takım falan filan değil. Şu an C takım. Şu an Fenerbahçe C takım. Yemeyin birbirinizi. Tebessüm yapmayın bak. Tebessüm zumu yok. Dediğim gibi adam sadece Borussia Mönchengladbach bak şeyi var. Arada o da çok fazla maça gitmemiş. Neyse, şunu söylüyordum. Şimdi Roger Wittmann. Rogan şey Rogan şu anda Fenerbahçe'nin sıkıntısı ne? Kolkır Max Meyer iki. Değil mi? Yani şu anda sıkıntı. Bunlar gitmediği için yer açamıyoruz. Pelkas sıkıntı görenler var. Gustavo sıkıntı gören var. Berişay'ı gören var. Bunları götürsün. Gelsin. Joshua King'i getirsin. izleyelim. Hep mi çöpleri kakalacak diye. Yo sen kendin aldın kolkırı. Şimdi ben King ismine, Joshua King isminin geleceğine ihtimal vermek istiyorum. Bir taraftan da korkuyorum. Mesut Özil'i e çok istedik geldi. Sonuç ortada ama ben Joshua King için duyum kısmına geçiyorum. Yani duyum kısmına geçiyorum. Şunu da diyenler var hocam. Menajer bağlantısı iyi bak. İkide bir de PR'ını kastırıyor diye. Yok arkadaşlar öyle değil. E Fenerbahçe ile işte oyun yapısına uymuyor diyenler var. Oyun sistemine uymuyor diyen var. Fenerbahçe forvet arıyor bu adam. Yardımcı forvet diyen var. Valencia, Berisha hatta Rossi belki Buruma bile. O bölgenin adamlarını yapar diyenler var. Ee, vesaire vesaire. Ama ortak görüş şu. Samad da belki Berisha'yı da gönderirsen Sherlock artık King'i alırsan uçarsın diye Ben tam tersini düşünüyorum. Sadece Samad da gitsin. Valencia'yı da gönder bon servisiyle. Sherlock'u forvete çek. ikinci forvet Berisha. Üçüncü forvet Serdar dursun. Joshua King'i de o 10 numara gizli forvet ya da kanatlarda değerlendirebilirim diyorsan değerlendir. 4. Lincoln'ün var senin elinde. 5. Buruma 6. Rossi 7. Sağ kanatta İrfan Emre Mor bir şekilde anlarım. Merkez orta sahaya Oliveira ile e, Carvalho'yu 8. 9. 9. Stoper'de Kim Minji Salah'yı 10. 11. Bunların yedeklerinden birisi yabancı olsa 11 12. O sayı sabekte 13. Ferdi'nin yedeğine bir tane yabancı çekersin 14. Al sana 14 yabancı hakkın. Orada da bitti. Maşallah. Hocam Crespo nerede? Hani Carvalho'yu alamazsan bu. O açıdan düşünün. Bence mantıklı. Şimdi gelelim duyuma. Ali Koç ve Selahattin Baki'nin ben King için Joshua King için Roger görüştüğünü yani ne şekilde görüştüğünü sormayın. Böyle bir duyum aldım. Görüşme duyumu aldım. Şimdi hocam böyle bir duyum aldıysan söyle 4-4-2'nin ikinci forveti mi az forveti olarak mı? Yok sadece fikir arayışında fikir sorulduğunu, duyumunu net olarak aldım. Bu bir. Fenerbahçe'nin ee, kesinlikle ve kesinlikle Joshua King'den bağımsız olarak Forvet'e bir tane, bir forvet, kütürük eriği gibi bir forvet alma düşüncesinde olduğunda size %100 garanti veriyorum. 2. Alırlar alamazlar ayrı bilgi ama. 2. 3. Samatta, Valencia, Berisha Bunların içerisinde en az biri, belki ikisi %10 ihtimalle üçü gidecek. Ki %10 ihtimali anlamışsınızdır. Yani Berisha'nın gitme ihtimali çok düşük. Diğer ikisinin gitme ihtimali yüksek. Bu da tamam. İkisi birden giderse Samatta artı Valencia'ya giderse iki kişi yani bir forvet bir de Joshua King'in gelmesine çok yüksek ihtimal veriyorum. Bunu da anlaştık. Bunu da anlaştık. Bu arada Fenerbahçemiz geleceği için İstanbul'a artık iş tamam. Şimdi Joshua King'le görüşme yani Joshua King'in kendisiyle ya da menajerle de bir görüşme yapıldı diyeyim. Hani bana iletilen duyumlar o şekilde diyeyim en azından. Hani bu görüşmeyi kim yaptı? Operasyon direktörümüz var o mu yaptı? Başkası mı yaptı? Birisi yaptı. Samimiyet var. Belki Fenerbahçe diye Selahattin Makin Ali Koçuk bizzat görüştüm. Bu transferin olma ihtimali var. Ancak kafama benim şu soru takılıyor. Biz Lincoln'u forvet arkası diye aldık. İki hazırlık maçında bir solda oynattık bir sağda oynattık. Ben hiç beğenmedim solda sağda oynayan Lincoln'u. Yani bana saçma geliyor. Ha Lincoln Forvet arkası olur. King'i kanada monte edersin. Bir şey diyemem. Yani bir şey diyemem. Hani bir forvet artık King alınacaksa Samat'ta, Pelkaz, belki Muhammed Gümüşkaya, belki birkaç kişi daha gidecektir. Bu transfer gerçekleşirse 5 transfer olacağını şimdiden de şifresinde anlamış olun. Onu da söyleyeyim. Yüzde ee, %100 duyum istiyorum hocam. Gelecek mi gelecek mi? Ben size %100 duyumu anlatayım. Rogon menajerlik şirketi Ali Koç'a öneride bulunuyor. Bu oyuncumuz boşa çıktı. Çok uygun bir maliyette sizin de, de bütçenize uygun bir şekilde getirebiliriz dedi. Futbolcunun da isteklerinden bahsedildi. Ali Koç ve yönetimimiz şartlarını sordu. Çok hoşumuza giden bazı şartlar öğrendik. Hoşumuza yani gitmeyen kısımlar da var. Ali Koç oyuncuyu şartları Jorge Jesus'a iletti arkadaşlar. Yani böyle bir oyuncu şartları şu diye iletti. Hani ben anlaştım kesin bizde sen ne diyorsun falan filan değil. Şartları şu olması gereken de bu bu arada bilginiz olsun. Geçen sene de Yuri Alberto'yu alıyorduk. Elimizden kaçırdık. Başka takıma gitti. Hatırlayın. Şimdi aynı Yuri Alberto'yu hadi alın. Biz onun yerine Berişay aldık. Belki Yuri Alberto'yu alsan farklı olacaktı. Belki hem Yuri Alberto'yu hem Berişay alsan daha farklı olacaktı. Da. Neyse. Yani hani koç çok iyi oyuncudur, süperdir falan filan demiyor. Futbolcu bu. Şartları bu. İşimize yarar dersen hemen bugün alabiliriz. Onay verirsen alabiliriz. Vermezsen durum bu diye. Yani menajer önerisi bir futbolcu. Hocam Emre Mor da böyle olmuş diyorlar. Emre Mor böyle olmadı. Emre Mor konusunda Ali Koç fikrini beyan etti. Sherlock konusunda da Ali Koç fikrini beyan etti. Ben beğeniyorum. Çok iyi bir futbolcu. İnceler misin? Ne dersin diye. Ona yok dedi. Hani en azından yedekte dursun diye. Emre Mor olayı böyle. Duyumun olayın özü, özeti bu. Yani hocam gelir mi gelmez mi? Jorge Jesus gelir gelsin dediği anda hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gelsin dediği anda hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bunu da söylemiş olduk. Ee, başka ne diyecektik? Hocam Beşiktaş bak kimleri alıyor biz kimleri alıyoruz. Kim alıyor Beşiktaş? Jackson Muleka'yı almış Beşiktaş. İnşallah Fenerbahçe açısından ayrıldı neyse o olur. Muleka işte 3.3 milyon euro verilmiş bon servisine açıklama geldi az önce. 3.5 milyon euro bon servis. Sonraki satıştan %15 pay. 5 yıllık sözleşme. Garanti ücret 1.1 milyon euro. Maç başına 5.000 euro. Yani 10 maç oynadı bin euro yani 20 maç oynadı. 100 bin euro gibisinden. Çok düşük bir ücret. 1.80 boyunda. 5 milyon euro piyasa değerindeki futbolcum. Kağıt üstünde mantıklı. Biz niye almadık hocam? Al sana forvet. Allah rızası için. Eğer bu futbolcuyu biz alsaydık etmediğiniz küfür hakaret kalmazdı. Ala ala bunu mu aldınız diye. Ala ala bunu mu aldınız diye. Attığı golleri hiç e, izlediniz mi bilmiyorum ama yani Bizim scout ekibi çok araştırdı. Beğenmediydi. Durum bu. Hocam adamlar Vegors'u çekti. Muleka'yı çekti. Çekebilir arkadaşlar. İstediğini alabilirler. Ben size geçen gün detaylı şekilde anlattım. Yani ben size detaylı bir şekilde anlattım. Rakipler şunu aldı, bunu aldı. İllaki alacak. Yani illaki alacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Abi ben Fenerbahçe açısından şunu söyleyeyim. Mulekayı biz alsaydık ana avrat söverdiniz. Ha hem Vegors'ta hem Mulekayı alsan. Samat'ta, Berisha, Valencia, Serdar Dursun. Hani Allah yar seyyi hiç baktığın zaman 5-6 tane forvet var. bunlardan göndermen lazım. Şimdi için de söylüyorum. Öncelindeki forvetleri gönder. Sonra niyetlen. Hocam şu çok iyi forvet. Ben beğeniyorum. King çok Şimdi King ve Sherlock'u alsan kimse Beşiktaş'ın Vegors'unu şunu bunu konuşmayacak belki. Daha da abartayım. Mesela Dembele var, Musa Dembele var Lyon'daki. Dembele'yi çek, King'i çek. Hiç kimse Beşiktaş'ın transferini konuşmaz. E, Gabi gol konuşuluyordu. Gabi King Kim, kimse konuşmaz. Transferin piyasası böyle işte arkadaşlar. Yani maçlarda mesela Fenerbahçe galip gelir. Takılırsınız ya işte biz sizi nasıl yendik şöyle böyle diye. Bu da böyle bir şey. Millet birbirine takılıyor, şakalaşıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar i̇şte buraya doğru gidiyor. Fenerbahçe için ayrıcısı neyse o olsun. Benim bu kısımdan anlatacaklarım bu kadar. İki videoyu bir araya getirdim inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.